ihtiyaççı, kuruluş sistemi, iletişim, sorun ihtiyaçların belirlenmesi, müdahale planının hazırlanması, mesleki müdahale, değerlendirme yapma, sürekli düzeltmeler yapma. Bu kuramları sosyal metin uygulama alanları olan sağlıkta, eğitimde, sosyal güvenlikte, sivil toplumda, yerel yönetimlerde kullanmak, özellikle sistem kuramı, ekoloji kuram, güçlendirme kuramı, insan gelişimi, sosyal çevre, bireylerle, ailelerle, gruplarla, toplulukla kullanma, kamu kurumlarında sosyal hizmet kurumlarını yönetme, düzeltmeler yapma, önerilerde bulunma, araştırma yapma, etik değerleri, bilgiyi, beceriyi etkili şekilde kullanma ve yetkinliğe ulaşma bakımından sosyal hizmet kuramlarının kullanmayı göreceğiz. Şimdi kavramsal olarak baktığımızda kuramlar özellikle sistemli bir biçimde düzenlenmiş. İsterseniz bunu telefonunuza bu slaytı çekin Hilal. Diğer tüm arkadaşlar çok önemli bir slayt bu. 2-3 tane kitabın özeti gibi bir şey yani. Şu slaytı çekelim. Kuramlar. Evet, Aleyna da katıldı. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, birbiriyle bağlantılı olguları açıklayan, açıklamaya çalışan ilke ya da ilkeler bütünü. Psikolojik yardım alanında da sistemli bir şekilde insanların duygu, davranış ve düşüncelerini, aynı zamanda insanlarda neyin değişime sebep olduğunu açıklayan kurallar bütünüdür. Kuramlar, olaylar, durumlar, davranışları anlamak, açıklamak, tahmin etmek, öngörmek, değerlendirmek konusunda bize yardımcı olurlar. Kuramların en temel özellikleri kesinlik ve açıklık ve anlaşılabilirlik durumudur. Açıkça ifade edilen, anlaşılır kurallara sahip olmaları, ortaya atılan kavramların tanımlanabilir, herkes tarafından anlaşılır ve uygulamacılar tarafından da etkili şekilde mesleki uygulamalarda kullanılabilir olması gerekir. Bizim meslekteki sosyal medya disiplin ve mesleğinde bilgi temeli, bilgi beceri temeline sahip mesleki değerleri koruyan, geliştiren, ülkemizdeki sosyal medya ihtiyacı doğrultusunda sosyal politikaları etkileyen, düzenleyen, biçimlendiren sosyal çalışmacılar aracılığıyla mesleğin rol ve işlevleri bakımından incelediğimizde sosyal medya bireylere, ailelere, topluma ihtiyaç duydukları hakları, kaynakları sunar. İkinci olarak problem çözme kapasitelerini geliştirerek karşı karşıya kaldıkları sorunları bertaraf etmelerine yardımcı olur. Üçüncü olarak müracaatçılara hizmet sunumunda bunu geliştirmek, kurumların gelişimini teşvik etmek, daha etkili çalışan kurumlar ortaya çıkarmaya çalışır. Özel ve kamu kurumlarında sosyal, sağlık ve çevresel politikaları etkileyerek sosyal çalışmacılar gene sistemin gelişimine hizmet ederler. Gordon 1965'lerde bir profesör olarak Amerika'da sosyal medya uygulamalarının temelini 6 tane değer temeli oluşturduğunu ileri sürmüştür. Gerçekten çok önemli. Bunu da telefonunuza çekin. Şu slaytı çektik mi? Kuram nedir slaytını? Herkes telefona çekti mi bunu? Ha, Fikret deprem bölgesine yardıma gitmiş. İyi, Allah kolaylık versin. Nereye gitti acaba? Evet Hilal, sen çekip gönderiver herkese. Şu slaytı çek dedik. Bir de şunu çekiver. Şimdi burada Gordon'un tanımladığı mesleki uygulamaların temelini oluşturan değer temelleri. Birincisi, çağdaş toplumda bireyin rolü. Modern toplumda vatandaş, bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde de tebaadan, halktan, kul olmaktan vatandaş olmaya doğru bir geçiş olmuştu Cumhuriyet'te. İşte burada modern toplumda bireyin önemli rolü. İnsan sistemi değiştirebilecek önemli bir aktördür. Vatandaş bir öznedir, önemli bir figürdür. İkinci olarak bireyler arasındaki karşılıklı bağımlılık, toplum oluşturan bireyler, birey toplum ve toplum birey arasındaki etkileşimler karşılıklı bağlılık içerisinde. Bunlar birbirine bağlı, birbirini destekleyen, güçlendiren, birbirine enerji veren sistemlerdir. Üçüncü olarak bireylerin
Diğerine ilişkin sosyal sorumluluğu. Yani hepimiz toplumdaki problemlerden, işte sorunlardan, bakın bir deprem felaketi yaşıyoruz. Hepimiz tek yürek olduk, katkı yaptık. Bazılarımız oraya gitti, bazılarımız para yardımı yaptık AFAD'a hepimiz. Malzeme gönderdik, dayanışma içinde ben değil biz dedik, biz olarak hareket ettik ve toplumun diğerlerine ilişkin sorumluluğu ortaya koyduk ve deprem felaketini hiçbir ülkenin yapamayacağı şekilde toplum olarak hep beraber bu zorlu süreci oradaki insanlarımızı doyuran, onlara katkı sağlayan, milyonlarca insana günlük yemek veren bir organizasyon, devlet yapısı kuruldu şu anda orada. İşte çadırlar, çadır kentler, konteynerler falan derken oradaki hayat bir hafta içinde normale bir şekilde döndü. Dördüncü olarak bireylerin temel ihtiyaçları ve kendi özgürlüğü. Bireylerin ihtiyaçları, sosyal medde insan ihtiyaçları, ailelerin ihtiyaçları, toplumun ihtiyaçları önemli bir husustur ve insanın özgürlüğü, rahat hareket etmesi, kendi kaderini tayin etmesi sosyal medde önemlidir. Beşinci olarak sosyal eylemin önemi ve sosyal sorumluluk. Sosyal eylem yaşanan problemlerle ilgili toplumu yönetenlere gösterilerle, protestolarla sesini duyurmak, aksaklıkları onlara iletmek, düzeltmeler sağlamaktır. Bunu sendikalar, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, dernekler, kurullar, kurumlar yapar. Sivil toplum yapar sosyal eylemi. Sosyal sorumluluk da kurumların, bireylerin, vatandaşların, devletin yönetimine, kamu sistemine katılmaları. İşte depremlerde, felaketlerde, çocukların korunmasında, yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasında toplumun sorumluluğunu her bireyin hissetmesi ve katılması anlamına geliyor. Altıncı olarak da bireyin kendini gerçekleştirmesini engelleyen engellerin ortadan kaldırılması. İşte bu bir devletin en temel işlevi olarak her toplum tüm bireylerini geliştirecek şekilde işlev görmek zorundadır. Toplum bireylerin gelişmesini engelleyen problemleri, sosyal kirleticileri ortadan kaldırmak zorundadır. Bu sosyal kirleticiler de nedir? İşte yoksulluktur, işsizliktir, mağduriyettir, cehalettir, çocuk ihmalleri, istismarlardır, kadına şiddettir, toplumdaki şiddettir, çaresizliklerdir, yokluktur, yoksulluktur. Bunların toplum tarafından insanın gelişimini engellediği için bunların ortadan kaldırılması gerekir. Evet, Kur'an dersinin öğrenme kazanımlarında sosyal işlevselliği geliştirmek, toplumsal değişimi kolaylaştırmak, birey, aile, grup, kurum, topluluk ve dünya bağlamında sosyal hizmet uygulaması yapma anlayışı geliştirmek, her düzeyde sosyal hizmet müdahalesini yürütmek, bu rolleri üstlenmek, müracaatçı sistemini kaynaklarla beraber buluşturmak, rehberlik etmek, danışmanlık etmek, kuramsal yaklaşımları, modelleri kullanmak, bilgi, beceri, değer ve tutumları ile topluma model olmak, yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek gibi kazanımları var Kur'an dersinin. Bireylerle sosyal medyayla ilgili kuramsal yaklaşımları öğrenmek, modeller hakkında bilgi edinmek, bu temel varsayımları uygulanabilirliğini tartışmak, sınırlıklarını görmek, sosyal medya yaklaşımları, farklılıkları, modeller arasındaki benzerlikleri görmek, sosyal medya amaçları doğrultusunda bunları bütünleştirmek, bireylerin karşılaştığı sorunlar, ihtiyaçlar hakkında bilgi edinmek, sosyal inceleme yapmak, raporlaştırmak, bunları rapora yazmak, değerlendirmek, bilgi becerilerini geliştirmek, sürekli sistemi geliştirmek, bilime katkı yapmak, kendini geliştirmek, toplumu geliştirmek, çalıştığı kurumu geliştirmek ve bireylerle çalışırken de sosyal medyada yardım ilişkisini kurmak, müracaatçıları desteklemek, bu mesleki çalışmayı sürdürmek, bilgi becerilerle, değerlerle, etik ilkelerle sonlandırmak başarıyla ve insanlara yardım ve katkıda bulunmak. Yine başka öğrenme kazanımları, bireylerin karşılaştığı sorunları, ihtiyaçları, güçlü yönlerini çok yönlü şekilde analiz etmek, değerlendirmek, bireylerin sorunlarını çözmek, ihtiyaçlarını karşılamak, planlama bilgisi edinmek, yenilikçi çözümler geliştirmek, mesleki uygulamayı başlatmak, sürdürmek, sonlandırmak ve izlemek Kur'an dersindeki öğrenme
kazanımlarımız. Özellikle sistem kuramı, ekoloji kuram güçlendirme yaklaşımı çerçevesinde iletişim becerileri, birey, aile, grupla çalışırken etkili iletişim kurabilmek, sosyal incelemede değerlendirme yapabilmek, rapor hazırlamak, bilgileri tasnif etmek, düzenlemek, rapora yazmak, eleştirel düşünme becerisi kazanmak, sosyal medya biliminin etiğini, değerlerini uygulayacak beceriler kazanabilmek, kuramsal yaklaşımları da planlı değişim sürecinde kullanabilmek gerekmektedir. Evet, bireyle sosyal medyanın tarihçesine şöyle kısaca baktıktan sonra özellikle ekosistem kuramı, genelci yaklaşım, güçler yaklaşımı, psikodinamik kuram, feminist kuram, psikososyal kuram, aklımıza gelen davranışçı kuram, bilişsel kuram, birey merkezli kuram, örgüt geliştirme modelleri, krize müdahale yaklaşımı, varoluşçu kuram, başka çözüm odaklı yaklaşım gibi son derece mesleki uygulamalarda işlevsel, kendi hayatımızda da mesleki yaşamımızda da uygulayabileceğimiz, sonuç alabileceğimiz, insanların yaşamlarında önemli mucizeler yaratabileceğimiz kuramsal yaklaşımlar. Hepsinin temelinde insan hakları yaklaşımı var. Ve burada sorunun çözümüne ilişkin yine planlı değişim süreci var. Sosyal inceleme sürecini kullanmak var. Raporu düzenlemek, tanzim etmek var. Ve yine bireyle sosyal emek müdahalesini değerlendirmek, sonlandırma ve izleme çalışmalar var. Hepsini bu kuramlara göre sürdüreceğiz. Şimdi 1915'lerde yaklaşık 100 yıl önce mesleğimizin önemli kuramcılarından, filozoflarından Mary Richmond, bireyle çalışmayı kişilerle işbirliğinde bulunarak toplumsal gelişmeyi sağlamak için farklı uygulamalar yapma sanatıdır diye açıklamıştı. O zaman bilim o kadar gelişmemişti. Sosyal hizmet de farklı bir disiplin olarak henüz tam kendi farkını ortaya koymamıştı. Psikolojiyle, sosyolojiyle beraber yürüyen bir bilim dalıydı. Daha sonraki dönemlerde bireyle çalışmanın, sosyal hizmetin bir sanat olduğu ve sanat yönü açısından bilimsel bilgilerden yararlanma, bilimsel teknikleri kullanma, biyolojik, psikolojik, zihinsel, ruhsal ve sosyal açılardan bilimsel bilgi temeline sahip olma, mesleki uygulamalarda bunları kullanma ve sanatta duygu, bilgi, beceri kullanma olduğundan dolayı bir malzemeye değişik bir form verme olduğundan sanat, sosyal medyada de farklı müdahalelerle problem sahibi insanların işlevsel hale getirmesi, sorunlarını çözebilecek noktaya ulaştırmaları için onlara yapılan müdahale var. Ve bir eser yaratma, bir eser ortaya koyma düşüncesi sosyal hizmet müdahalesini bir sanat uygulama biçimine sokuyor. Tıpkı psikiyatristlerin problemli insanlarla çalışıp onları onarması gibi sosyal hizmet de bir sanattır. Yönetim bilimi bir kurumu, bir ili yönetmek bir vali için bir sanattır. Bir doktor için hastayı muayene etmek, tedavi etmek bir sanattır. Sosyal hizmet uzmanları da müracaatçılarla çalışırken, toplumla, bireyle, aileyle çalışırken bir sanat icra ediyor aslında. Temel olarak da bireyle çalışma uygulamalarında başvuranların uyumsuz duygu, düşünce ve davranışlarını çevresine uyum yapmasını engelleyen koşulları, insanların işlevsiz ilişkilerini, etkileşimlerini değiştirmek ya da düzeltmek amacı vardır. Hilal, şunu da çekiver telefonuna. Derste olmayanlara da atı ver. Bu yine 3-5 tane kitabın özeti bir slayt aslında. Bireyle çalışma, yani kuram 1 dediğimiz, kuram 2 dediğimiz uygulama. Bireyle çalışma, aileyle çalışmadır. Bireyle çalışmayı sosyal medyada en iyi anlatan slayt. Dolayısıyla problemli insanların, başvuranların, danışanların, müracaatçılarımızın uyumsuz duygu, düşünce ve davranışlarını uyum yapmasını engelleyen koşulları, insanlarla işlevsiz ilişkilerini, etkileşimlerini değiştirme ve düzeltme amacı taşıyan mesleki uygulamalardır. Çok önemli bir slayt. Çektin mi bunu Hilal? Bütün arkadaşlara atıver bu slaytı.
Evet, Aleyna, Aslı, Eda Nur, Elif, Hilal, Hilal Zehra, Hülya Şahin, Melisa, Sinem Açık, Şeyma Şahin, 12 kişi olmuşuz. Bir de şunu hatırlatayım, üniversite uzantılı mailinizle katılın derslere. Çünkü sistem otomatik olarak yoklama da alıyor. Üniversite tanımlı mail olmazsa sizi tanımıyor sistem. Dolayısıyla gelişim.edu.tr uzantılı maillerinizle derslere katılın. Bizim derslere de, diğer tüm derslere de Gelişim Üniversitesi'nin verdiği mailiniz ile katılınız arkadaşlar. Evet, sosyal medya uzmanı bu bireylerle çalışmada kuramları kullanırken mesleki bilgi, teknik yöntemlerini yaratıcı biçimde kullanarak başvuranların sorunlarına ona özgü, her bireye özgü farklı çözümler geliştirir. Tıpkı tıp biliminde olduğu gibi hastalık yoktur, hasta vardır. İlkesi çerçevesinde her hastanın kendi hastalığı farklıdır. Dolayısıyla işte bir böbrek hastalığı deyince herkes de aynı olmaz. Herkesin böbrek hastalığını, kalp hastalığını, yaşama biçimi farklıdır. Vücudu farklıdır, bünyesi farklıdır, kişiliği farklıdır. Dolayısıyla sosyal hizmette de insanların, her bireyin sorunlarına farklı, ona özgü biricik çözümler geliştirme durumu söz konusudur. Bireyle çalışmanın disiplin olarak tanımlanmasında bilimsel kuram ve tekniklerin kullanılması ve yöntem olarak görülmesinin önemli bir payı vardır arkadaşlar. Yine 1940'larda Hamilton önemli bir sosyometri profesörü ve filozofudur. Bireyle çalışma tanımlarındaki ortak noktaları, birey ve toplumun birbirine bağımlı olduğunu, davranış ve tutumlarımızın toplumsal faktörlerden etkilendiğini, bunların bireyin kendini geliştirme ve çevresine katkıda bulunmasını sağlayacak güçte olduğunu, bunun önemli olduğunu ve bireyin sorunlarının psikososyal olduğunu, bireyle çalışma uygulamalarında ele alınan sorunların çoğunlukla bireyler arası ilişkilerle ilgili olduğunu ve sorunların çözümü sırasında bireyin ailesi ve ilişkide olduğu diğer kimselerle de çalışılması gerektiğini ifade etmiştir. Hamilton'ın bu kavrayışında birey ve toplum birbirine bağlı olması, modern toplumda az önce dediğimiz gibi bireyler, insanlar, vatandaşlar, bir devletin, bir toplumun atomları olarak, aileler o toplumun molekülleri olarak birbirine bağlıdır. Toplumdaki problemler, avantajlar, dezavantajlar herkesi aynı şekilde etkiler, olumlu olumsuz yönlerden. Bundan dolayı her türlü toplumsal şeyde birey toplum birbirine bağımlıdır ve davranışlarımız bu etkileşimin sonucu olarak ortaya çıkar, bütün toplumsal faktörlerden etkilenir. Toplumdaki sorunlar bireylerin kendilerini geliştirmelerini, çevreye, topluma katkıda bulunmalarını engelleyecek ya da motive edecek güçtedir. Yani toplumdaki olumlu şeyler, insanları güçlendiren, onlara değer veren, ahlak katan, erdem katan, bilgi katan, işlerini kolaylaştıran şeylerse hayatlarını kolaylaştırır. Ama engeller, problemler, açmazlar, çıkmazlar şeklinde ise vatandaşların hayatını zorlaştıracak güçtedir bunlar. Bundan dolayı da bunlara ayrıca önem vermek gerekir. Bireylerin sorunları psikososyaldir dedik. Sosyal medyada hem bir psikoloji müdahalesi vardır hem de sosyal müdahale vardır. Sosyal medyanın müdahalesi psikososyal müdahaledir. Ve insanların yaşadığı sorunların büyük bölümü de bireyler arası ilişkilerle ilgilidir. Yani yaşamımızdaki sorunların çoğu annemiz, kardeşimiz, babamız, ailemiz, akrabalarımız, arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, bunlarla ilgili yaşadığımız sorunlardan kaynaklanır. Bir diğer önemli ilkemiz de başvuran kimseler sorunların çözümüne çok etkili şekilde katılmak zorundadır. Çünkü sosyal medya uygulamalarında eğer insanın kendi kaderini tayin hakkına riayet etmezsek hem mesleki olarak hata yapmış oluruz hem de insanların kendi kaderini tayin etme haklarına
engel olmuş oluruz. Bu sosyal medyanın yapmayacağı bir şey. Dolayısıyla bireyler, müracaatçılar, danışanlarımız her türlü noktada her zaman kendi sorunlarının çözümlerine katkıda bulunmak ve kendi sorumluluklarını, görevlerini, rollerini almak durumundadırlar. Biz de buna uygulamalarda dikkat etmek zorundayız. Yine bireyle çalışma uygulamalarında sorun çözülmesi için uzman müracaatçı ilişkisi bilinçli ve kontrollü biçimde kullanılmalıdır. Sosyal çalışma uygulamaları bunları içeren mesleki uygulamalardır. Evet, kuramları aşağı yukarı kavramsal olarak zannediyorum anladık. Kuramların tanımını yapmak, kuram ne anlama geliyor bunu bilmek son derece önemli. O slaytta da size çektirdiğim gibi her zaman yanınızda olsun. Kuram kavramsal olarak ne anlama geldiğini, ne ifade ettiğini, mesleki uygulamalarda bunları nasıl kullandığımızı, işte mesela örnek verecek olursak bir doktor, diyelim bir genel cerrah bir insanın safra kesesini alacak. Safra kesesi taş üretmiş, vücudu zehirliyor. Safra işlevlerini yerine getirmiyor. İşte burada tıp doktoru, genel cerrah safra kesesinin özellikleri, yapısı, hastalıkları, durumu, neye yaradığını, vücudun fizyolojisini, nasıl alınabileceğini, nereden keseceğini, kesiyi nereden atacağını, nasıl alacağını, hasta bozuk organı, iltihaplı organı, kanserli organı nasıl alacağını, nasıl kapatacağını, nasıl dikiş atacağını, müdahale edeceğini bilerek bu şeyi uygulamaları yaptığı gibi biz de kuram bilgisiyle aslında bu mesleki bilgimizi kullanarak mesleki alandaki çalışmalarımızı işte sistemli şekilde açıklanmış, düzenlenmiş bu yasalar bütününü, kuramları kullanarak karşı karşıya geldiğimiz olguları, olayları açıklamak, anlamak, strateji geliştirmek, müracaatçıların duygu, davranış, düşünce sistematiğini öğrenmek, olayların, olguların birbiri arasındaki ilişkilerini çözmek, tahmin etmek, öngörmek, değerlendirmek, bu tür şeyleri mesleki uygulamaları yaparken bu sistemli düzenlenmiş olan bilgi bütünü dediğimiz kuramları bu şekilde mesleki uygulamalarımızda kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu durduruyorum. Şöyle bir iki hatırlatma yapacağız. Bakayım şu videoyu paylaşayım. Ses gelecek mi? Ses geliyor mu? Açınca yazın alttan lütfen. Öğrencilerim hep bana şunu soruyor. Hocam, bir sosyal hizmete giriş dersi neyi kapsamalı? Bir kere baştan belirtmeliyiz ki hukuk devletiyle, demokrasiyle, sosyal adaletle, değişmekte olan toplumsal yapıyla, insan haklarıyla, insan yaşamının zorluklarıyla, sosyal dışlanmayla, yabancılaşmayla, toplumun ortak sorumluluğunun kurumsallaştırmasıyla, politik ekonomiyle, aileyle, bireyle, toplumla, kaynakların doğru dağıtılmasıyla, bireylerin gereksinimlerinin karşılanmasıyla, toplumdaki insan kaynağının korunması ve geliştirilmesiyle, sosyal sorunların çözümlenmesiyle ilgili toplumsal refahın geliştirilmesine odaklanan sosyal hizmet mesleği, çok geniş kapsamlı bir içeriği olan sosyal bilim disiplinlerinden bir tanesi olarak not düşmemiz gerekiyor. Çünkü her insanın yaşamında biraz acı ve keder olması kaçınılmazdır. İyi bir yaşam sürmenin önünde çok sayıda dışsal ve içsel engel vardır. Doğrusu kabul etmeliyiz ki homo sapiensler için yeryüzü yaşamının doğası açıkçası budur. Bundan dolayı kapsamlı bir sosyal hizmete giriş dersinin içeriğinde devlet kurumlarıyla, kurallarıyla, parasıyla, ekonomisiyle, ordusuyla, askeriyle, toprak parçasıyla, ülke sınırlarıyla, egemenlik sahasıyla,
kendi anayasasıyla bir devlet yapısı, ülke yapısı öncelikle incelememiz gereken kapsamlı alanlardan birisi. Daha sonra sanayi devrimi 1780'lerde bir İngiliz mühendisinin bağlı çalışan makineyi bularak özellikle pamuk ipliğini işleyerek yeni bir dokuma türü üretmesiyle dünyada yeni bir çığ açtı, yeni bir üretim devrimi ortaya çıktı. Buharla çalışan gemiler, buharla çalışan trenler ulaşımı farklı bir hale getirdi. Üretim, tüketim, yaşam biçimleri kökten değişti. Kırdan kente azımsanmayacak sayıda akın akın göçler yaşandı. Ve kentsel alandaki meydana gelen sorunlarda sosyal çalışmanın, sosyal hizmetin bir disiplin ve meslek olarak ortaya çıkmasını ve diğer sosyal bilimleri tetikledi. Sosyal bilimler kural koyucu olma kaygısından ziyade yöntem olarak yaşamı anlamlandırma, anlama çabasına odaklanan sosyal bilim dalları olarak yorumlayabiliriz. Bu süreçte sosyal çalışmanın dünyada ve Türkiye'de ortaya çıkması tarihsel gelişim süreci bir tarih felsefesi bağlamında incelenmesi gereken alanlardan biridir. Bir sonraki şey de Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde ülkemizdeki sosyal hizmet faaliyetlerinin yapısı ve gelişim süreçleri ve dünyada Türkiye'de sosyal çalışma eğitiminin tarihsel gelişimi de bu kapsamda irdelenmesi gereken konulardan bir tanesidir. İkinci bölüme geçtiğimizde bu bahsettiğim şeyleri de laf aramızda bu sosyal hizmet, sosyal çalışma bilim ve mesleğine giriş, 4. baskısı bitmek üzere olan kapsamlı yaklaşık 600 sayfalık kitabımızdaki içindekiler kısmını aldığım, almayı uygun gördüğüm değerlendirmelerden sizlere ifade ediyorum. Burada yine ikinci bölüme geçtiğimizde kapsamlı bir sosyal hizmete giriş dersinin içeriğinde sosyal bilimlerin ilgi odağı olan toplum nedir? Bir geçmişi paylaşan ortak bir geleceğe, ortak ideallere, kurallara, değerlere bağlı bir kaderi paylaşan bir ülke toprakları içerisinde yaşayan ve kendilerini o şekilde adlandıran geniş bir kimlik içerisinde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı anlamında toplum, toplumsal yapı, bu yapının ürettiği değerler, ilkeler, kurallar, insan tipi ve toplumsal değişmenin kodları yine sosyal çalışma açısından incelememiz gereken insan gereksinimleri, sosyal çalışma kavramının neliği, niteliği, ne anlama geldiği ve bu kapsamda sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı kimdir? Hemen ardından da yine kapsamlı bir konuya girerek sosyal çalışmayla ilgili temel kavramlar olan sosyal politika, sosyal refah, sosyal sigortalar, yoksulluk, sosyal yardımlar, demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, kapitalizm, sosyal adalet, sosyal kalkınma, sivil toplum, sosyal işlevsellik, yaşam kalitesi, sosyal dışlanma, göç, kentleşme ve nüfus yapısı gibi sosyal çalışmayla ilgili temel kavramları ayrıntılı içinde gözden geçiriyoruz. Üçüncü bölüme geçtiğimizde bir disiplin ve meslek olarak sosyal çalışma ve onun bilgi, beceri, değer temeli, lisans eğitiminde öğrencilere kazandırılan bilgi, beceri, yetkinlikler ve burada kuramsal bilgi, olgusal bilgi, bu kapsamda da insan davranışı ve sosyal çevre bilgisi, sosyal çalışma değerleri, etik bilgisi, sosyal ve ekonomik adaletin geliştirilmesine dair bilgi, sosyal politika bilgisi, risk altındaki nüfus grupları bilgisi, uygulama alanları bilgisi, sosyal çalışma uygulamasına dair bilgi, insan farklılıkları bilgisi, alan uygulaması bilgisi, sosyal çalışmaya dair araştırma bilgisi gibi başlıkları ayrıntılı içinde gözden geçiriyoruz. Hemen akabinde sosyal çalışma uygulamalarında sıklıkla kullanılan kuram ve yaklaşımlardan sistem kuramı, bireylerin, toplumun, ailelerin bir sistem olduğunu, karşılıklı etkileşim içerisinde bulunduklarını, sistemin girdileri ve çıktıları olduğunu, bu bireyde, sistemde, üyelerde meydana gelen farklılaşmaların, iyi ve kötü olayların tüm sistemi olumlu olumsuz yönde bir döngü dahilinde etkilediğini, bir dengede kalma ihtiyacı olduğunu ve buna meylettiğini, ekolojik sistem kuramıyla da birey, aile, toplum, okul, devlet, kurallar, devletin kurumları, insan etkileşimleri, insan ilişkileri, insanların davranışlarının ardındaki motivasyon kaynakları ve bunların toplumsal düzendeki karşılığı gibi kavramları gözden geçiriyoruz. Bir diğer çok kullandığımız yaklaşım güçlendirme yaklaşımı, bireylerin doğru düşünen, doğru davranan, kendini yöneten, öz yeterliği, öz denetimi olan yurttaşlar, nitelikli insanlar olabilmesi, nitelikli bir yaşam sürebilmesi, doyumlu yaşam sürmesi, nitelikli bir toplum yaratabilmesi bağlamında bunlar irdeleniyor ve daha sonra da yetkinlikler, beceriler, değer temeli. Hemen dördüncü bölüme geçtiğimizde sosyal çalışmanın diğer disiplinlerle ilişkisi ve sosyal çalışmanın sosyoloji biliminden, psikoloji biliminden, antropoloji biliminden, iktisat ekonomi biliminden, yönetim biliminden, felsefe biliminden aldığı eklektik temeli dahil ederek yeni bir konuma sokarak mesleki uygulamalarda kullandığı bilgiler, beceriler, değer temeli burada irdeleniyor. Son bölüme geldiğimizde de sosyal çalışmada planlı değişim süreci, planned change process dediğimiz davranış değişikliği, işlevsel olmaya yönelik bir değişim sürecinden bahsediyoruz. Burada da bir problem çözme süreci olarak 7 aşamalı sorunun öncelikle bireyin, ailenin uzmana gelmesiyle başlayan vakaya angaje olma, vakayı üstlenme, tanışma, bağlantı kurma, ikinci aşamada ön değerlendirme yapma, üçüncü aşamada planlama,
Dördüncü aşamada sosyal çalışmanın müdahale süreci ve planın uygulaması. Beşinci aşamada son değerlendirme. Altıncı aşamada vakaya yapılan bireye, topluma, aileye yönelik müdahalenin sonlandırılması. Ve yedincide de en önemli ve hiç bitmeyecek bir mesleki müdahale olarak izleme dediğimiz follow up çalışmasıyla sosyal çalışmanın planlı değişim süreci bu şekilde sonlandırılmaktadır. Evet, kitabımızın son bölümünde de genel değerlendirme ve sonuç bölümüyle bir kapsamlı sosyal hizmete, sosyal çalışmaya giriş dersinde olması gereken unsurları hep beraber bu şekilde bu kavramları, olguları gözden geçirmiş olduk. Sosyal hizmete girişle ilgili bu başlıklardan büyük bölümünü önümüzdeki videolarda tek tek birlikte masaya yatıracağız. Hepinize şimdilik... Peki hocam, sosyal hizmete ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Sosyal hizmet de topluma, kişiye direkt dokunan bir alan. Şimdi sosyal bilimler toplumu ve insan ilişkilerini anlamaya çalışan bilim dallarıdır. Bunlardan sosyoloji insanları anlamak, toplumu anlamak, ilişkileri anlamak, açıklamakla ilgili. Antropoloji insan bilimi değerleri, kültürü anlamaya çalışır. Sosyal hizmet de değişmenin pozitif hale nasıl getirilebileceğine odaklanır. Dolayısıyla burada yaşam yolculuğunda insanlar yeryüzü yaşamı çok kolay değildir. Bunun farkındalığında bunu insanlara kolaylaştırmak için maddi ve manevi tüm sorunlarının önlenmesi, sosyal sorunların giderilmesi, mevcut olanların çözümlenmesi, birey, aile, toplum sorunlarının üzerine gidilmesi, sosyal politikaların zenginleştirilmesi, refah toplumuna ulaşılması ve gelir dağılımının tüm toplum kesimlerine, bireylere eşit şekilde, insanca yaşayacağı şekilde dağıtılması, sosyal adalet, insan hakları temelinde işlev gören, müdahaleci, problemleri çözmeye direkt soyunan bir meslektir. Uygulama boyutuyla da sosyal bilimlerden, diğer disiplinlerden ayrılan bir şey vardır. Fakat sosyal bilimlerin tüm kuram bilgilerini kullanır. Problem çözmeye odaklanır. Ve sosyal değişmeyi de pozitif hale dönüştürmeye çalışır. Bireylerle toplum arasında neler yapalım ki pozitif etkileşim ortaya çıksın. İnsan kaynağını geliştirebilelim. Teknoloji gelişsin, eğitim gelişsin, insani gelişme ve giderek de toplumsal kalkınma ortaya çıksın diye sosyal hizmetin gündemi vardır. Bu gündemde nitekim Avrupa Birliği ülkelerinde hepimizin gördüğü gibi son 100 yıldır kurumları, sosyal yapıları, toplumu, bireyleri yapılandıran, daha ileri noktalara götüren, sosyal bilinci yükselten bir işlevi vardır bunu uyguladığımız zaman. Dolayısıyla bizim ülkemizde de aynı gündemleri, bizim bize özgü sorunları nasıl çözebiliriz? Bütün bu insani sorunları, işte çocuk ihmalleri, istismarları, kadına şiddet sorunlarını, aile içi şiddet, engellilik sorunları, yaşlılık sorunları gibi birçok alanları vardır. Bu alanlarda. Bütün bu alanlarda sosyal hizmet aktif şekilde bizim meslek elemanları görev alırlar. Zor bir alan hocam. Sosyoloji için de soracağım bu kez hocam size ama. Bu bölümleri okumak, çünkü arkadaşlar değil mi Ece hocam? Bize de buradan soruları yöneltiyorlar. Ya bu ders içeriği nasıl, burada okumak kolay mı, mezun olabilir miyiz, dersler çok ağır mı? Nasıl, zor bir alan mı? Genel olarak sosyal bilimleri okumak zevklidir. Çünkü insanın kendini, bizim üniversitemizin de sloganı olduğu gibi insanı anla. İnsanı anlamadan çok ileri noktalara gitmemiz olanaksızdır. Evet. Onun için bu müfredat programındaki dersleri alırken öğrenciler antropolojiye giriş, sosyolojiye giriş, felsefeye giriş, iktisada giriş, hukuka giriş gibi sosyal bilimlerin tamamına dair birinci sınıfta ders veriyoruz. İkiden sonra özellikle biraz mesleki derslere, insan davranışı, sosyal politika, sosyal refah gibi derslere ağırlık veriyoruz. Dolayısıyla zevkli bir eğitimi var. Fakat mesleği icra ederken insanla çalışılan mesleklerde direnci yüksek, sabırlı, ısrarcı şekilde işini takip edebilen, canlılığını koruyabilen, kendini sürekli tazeleyebilen ve kuramsal bilgilerle kendini güçlendiren bir meslek elemanı olmaz lazım. Çünkü tüm bireyleri, toplumu, aileleri güçlendirmeye çalışıyorsunuz. Bilgi olarak, maddi ve manevi olarak zenginleştirmeye çalışıyorsunuz. Bunlar çok kolay işler olmadığı için bunu yapan aktörlerin önce kendisinin o şekilde olması arzu edilir yani. İsmet Galip Hocam'ın bu söylemlerini arkadaşlar... Hedefiniz 4 yıllık üniversite ise doping hafıza... Ne olduğunu bugün beraber konuşacağız. Esasında 1890'larda İngiltere'de, Amerika'da gelişen bu meslek, bireylerin sorunlarını çözmeye yönelmiş sosyal refah alanıyla bağlantılı meslek olarak, sosyoekonomik yapı içinde zorlanan, sıkışan, çıkış yolları arayan bireylere, ailelere, gereksinimlerini karşılamakta zorluklar yaşayan tüm bireylere yönelik çözümler arayan, kamu kaynaklarını bunlar için kullanan bir meslek. Diğer taraftan sosyal hizmet, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri temelinde sosyal değişmeyi insancıl hale getirmeye çalışan, bunu destekleyen, bireylerin iyilik halinin geliştirilmesi, sorun çözme kapasitelerinin artırılması, insan ilişkilerinde sorun çözmeyi kolaylaştırmayı, güçlendirmeyi, kadınları, bireyleri, yurttaşları özgürleştirmeyi amaçlayan, bunlar için de bütün bunları yaparken topluma, bireylere, kurumlara müdahale eden sosyal inşacı bir meslek aslında. Dolayısıyla bu meslek çevreyle etkileşim noktalarına müdahale eder, çevresi içinde birey odağını kullanır ve insanların sorunlarını çözerken onları güçlendirerek bunları, bütün bunları yapar. Bu mesleğin ilgili olduğu alanlar var. Mesela sosyal politika, sosyal refah, sosyal sigortalar, sosyal yardımlar, demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, sosyal adalet, sosyal kalkınma, sivil toplum, yaşam kalitesi, sosyal işlevsellik gibi kavramlar, kurumlar, sosyal hizmetin temel argümanları içerisinde yer alan aktörler. Bütün bunları yaparken aslında kuramsal anlamda hareket ettiğimiz 3 tane temel yaklaşım noktamız var meslekte. Bir tanesi sistem kuramı. Her birey sistemdir, her aile sistemdir. Sistem dengede kalmak ister. Sistemin iyilik halini destekleyen mekanizmalar kurmamız lazım. Bunu bir yurttaş olarak düşünürsek, sistemi bir birey olarak, bireyin iyi olma halini destekleyen mekanizmalar oluşturmayı başarmalıyız.
Evet, sosyal medya uygulamalarında önemli yer tutan sistem kuramına beraber değineceğiz şimdi. Temelde biyolojik bir kuram olmasına rağmen organizmaların tümünün bile sistem olduğundan hareket eden bu kuram sosyal bilimlerde çok önemli karşılığı olan bir kuram haline gelmiştir. Her sistem bir üst sistemin parçası, alt sistemi ve diğer sistemin de üst sistemi olarak işler görüyor. Örnek verecek olursak ailede ki birey, aile toplumun üst alt sistemi bireyin üst sistemi. Yani her ailedeki sistem bir aile sistemi, yaşayan bireylerde o sistemin alt sistemleri. Fakat ailede toplumsal sistemin bir alt sistemi. Makro sistem hepsinin üst sistemi olarak işler görüyor. Sistem sibernetik biliminden alınmış bir kavram olarak belli işleri yerine getirmek üzere bir araya gelen elemanlar kümesi anlamına gelen, karşılıklı bağlantı, etkileşim, iletişim içerisinde olan yapılara işaret eden elemanlar kümesidir. Her sistemin var olma nedeni bir işleve sahip olması, bir fonksiyon yerine getirmesidir. Canlılar açık sistemlerdir. Diğer sistemlerden girdi besin enerji alırlar. Sisteme de bir çıktı sunarlar. Açık sistem olan birey karşılıklı uyum içerisinde toplumla ilişkisinde, diğer insanlarla, aileyle ilişkisinde eğer bu sistemlere karşı uyum içinde karşılıklı uyum mekanizması kurabiliyor ise kendini geliştirebiliyor, var olabiliyor. Eğer burada problemler, baskılar, yetersizlikler, yoksulluk, işsizlik gibi açmazlara, çıkmazlara, uzun süreli çözümsüz problemlere denk geldiği takdirde de sistemin sağlıklı baş etme mekanizmasının çöktüğü, yani bireyin, yurttaşın sistem olarak çöktüğünü ve var olma, yaşama kapasitesini ortaya koyamadığını, dağılma, yok olma, dejenere olma gibi risklere açık hale geldiğini buradan söyleyebiliyoruz, değil mi? Evet, sistem dış çevreden gelecek yeni baskılar, değişikliklere karşı iyi bir baş etme mekanizması kurabilmesi için kendi bünyesinde önemli düzenlemeler yapabilecek kapasitede olması gerekir. Örneğin işsiz bir yurttaşa kamu sisteminin belli bir dönem sonra bu sorundan çözmek için bir katkıda, destekte, güçlendirmede bulunması gerekir. Öbür türlü sistem kendi sorununu kendi başına çözemeyecektir ve var olma, sağ kalma, yani dinamik bir denge içerisinde var olma yollarını bulamayacaktır. Dengenin bozulması durumunda bireyin uzun süreli işsizlik, yoksulluk gibi durumlarda bireyin ailenin dengesinin bozulması gündeme gelecek ve burada sistem dağılma, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelecektir. İşte burada sistem enerji bulamadığı zaman, bu girdileri elde edemediği zaman entropi dediğimiz sosyal entropiye yakalanacak ve yok olma, dağılma riskiyle karşı karşıya gelecektir. Sosyal hizmet bu noktada devreye girerek bireylerde, toplumlarda, ailelerde restorasyon, onarım yapabilen, bu kapasitesi olan ve kamu kaynaklarıyla, bireylerin problemleriyle devletin kaynaklarını bağlantılandırarak bunları çözme kapasitesi olan mesleklerden biridir. Makro sistemde de bir devletin, kamunun tüm bireylerini birer sistem olarak görerek bu sistem kuramı doğrultusunda onların temel insani gereksinimlerini karşılamadığı takdirde yok olma, dağılma, kapasitelerini yerine getirme imkanları bulamadıklarını, risklere açık hale geldiklerinin farkında olmak durumundadır. Diğer türlüsü iyi bir, sağlıklı bir birey inşası, sağlıklı bir toplum inşası, sorunlarını çözebilen, yurttaş bilinci yüksek insanlar ortaya çıkarma kapasitemiz gerektiği gibi yüksek hale hiçbir türlü ulaşamayacaktır. Merhaba arkadaşlar. Açık ders. Evet arkadaşlar, bu şeyde bir tekrar yapmış olduk sistem kuramını. Diğer şeyleri. Şimdi dersin bitiminde bir link atacağım. Onu ders bittikten sonra bu linki de izleyin. Not alarak. Özellikle Amerika'da bu kuramcılardan Jane Addams'ın Amerika'daki sosyal medya sistemini nasıl inşa ettiğini, nasıl kuramları geliştirdiğini her birinize bir rol modeli olarak Jane Addams'la ilgili iki tane video var. Bu atacağım linkte. Onları izleyin. Gerçekten de hem size ilham verecek hem de bu kuramların neye yaradığını, nasıl kullanacağımızı, Amerika'da dünyayı yöneten bir ülke olarak Amerika'daki sosyal medya Jane Addams'ın nasıl inşa ettiğini çok açık biçimde oradan görebileceksiniz. Şuradan paylaşayım.
donanımlı, aksiyoner, yetkin birer sosyal hizmet uzmanı olacağımızı ümit ediyorum. Çalışanların, emek verenlerin, beynimizdeki 100 milyar nöronu kullanan, servise alan, devreye alanların bunu başaracağına inanıyorum. Sizin meslek hayatınızda inşallah ülkemizde de sosyal hizmet modern anlamda sizin çabalarınızla, bilginizle, donanımınız ve aksiyoner gücünüzle daha etkili şekilde olacaktır. Baştan başlayın kitaba Hilal Zehra. Mesela bu hafta, önümüzdeki haftaya kadar 50-100 sayfa okuyun. Hızlı başlayın bir işe. Zaten arkası gelecektir. 3-5 sayfada önemli şeylerden not alın. Kalıcı olsun. Zaten sınavlarda da hani bu tuttuğunuz notlar da işinize yarıyor. Hem bir taraftan aktif öğrenme oluyor hem de hazırlamış oluyorsunuz. Melisa, kitabı olmayanlar Hilal'e isim yazdırsınlar. Ben okulda olduğum bir gün benden temin edebilirler. Çoğunda zaten bu şeyler var. İlk birinci sınıfta almışlardı. Diğerleri Hilal'le bağlantı kursunlar. Onlar oradan temin ederler. Getirtiriz. Evet, sorusu olan, anlaşılmayan bir nokta var mı? Melisa, Hilal'e isim yazdırın. Uygun şekilde temin ettiririz. Boşuna o kadar para vermenize gerek yok internetten. Evet. Anlaşıldı herhalde. Sorun yok. Evet, attığım linki, şu linki dersin bitiminden sonra izliyorsunuz. Yine haftaya saat 13'te görüşeceğiz. Mikrofonlarınızı açma imkanı olduğu için MIT'te çok daha etkili şekilde aktif öğrenme şeklini uygulayabiliyoruz. Bazı kuramları buradan göreceğiz. Önümüzdeki hafta da ekolojik sistem kuramını birinci dönem bitirdiğiniz zaman bir vakada nasıl kullanabileceğimizi, ekolojik yaklaşımı uygulamalı şekilde size buradan göstereceğim. Dolayısıyla hem kafanızda anlatılan şeyler çok daha etkili şekilde, kalıcı şekilde yer etmiş olacak. Hem de kendi hayatınızda da aslında ekolojik sistem kuramının ülkemiz için, bizim bireysel yaşamlarımızda, işte bu deprem örneğinde de gördüğümüz gibi her şeyin aslında hepimizi ne kadar şekilde etkilediğini, ne kadar ileri derecede etkilendiğimizi ve davranışlarımızın yaşadığımız toplumun sunduğu çevrenin bir sonucu olduğunu, yani davranışlarımızın çevreyle etkileşimin bir sonucu olduğunu çok açık şekilde ortaya koyan bir kuramsal bilgi, ekolojik sistem kuramı. Bir örnek vaka, benim uyguladığım alanda yaptığım bir vaka örneğinde sistem kuramını, ekolojik sistem kuramını ikisini uygulayarak bilişsel kuramla beraber uygulamalı şekilde bir vaka örneğinde önümüzdeki hafta göreceğiz. Size de mikrofonlarınızı açtıracağım sırayla. Okuyacağız ve tartışacağız. Sonunda da bu vakada nasıl kullanıldığını, daha sonra nasıl kullanabileceğimizi, neye yaradığını, bu anlatılan kuramsal bilgiler, işte sistematik bir araya getirilmiş mesleki uygulamalarımıza yön veren kuramların mesleki hayatımıza nasıl kullanılacağını açık biçimde bize gösteren bir uygulama deneyimi olacak. Daha sonraki haftalarda da birey merkezli kuramın, çözüm odaklı yaklaşımın, başka varoluşçu kuramın kendi hayatımıza ve meslek yaşamımıza nasıl kullanılacağını açıkça ortaya koyacağız. Evet, 50 dakika oldu. Biraz dinlenin, biraz kendinize ara verin. Ondan sonra bu linklerdeki şeyleri not alarak izleyin. Diğer dediğim şeyler anlaşılmayan nokta yok herhalde. Okulda olduğum günlerde herhangi bir sorunuz olduğunda danışmaya gelebilirsiniz. Odam A blok rektörlükte 011 numaralı oda. Girişte, giriş kat. 011. Nolu odadayım. Stres kitabından sınavda sorum değilsiniz Hilal. Sadece kuramsal bilgi olarak her bir sosyal çalışmacının kendi stresini, gerilimlerini doğru yönetebilen, önce ailesine, çevresindekilere bunu öğretebilen, müracaatçılarına uygulamalarda bunu gösterebilen